Somata duysal homunkulüs. Eğer bir A noktasından B noktasına gitmek için harita kullanmışlığınız varsa, şu fikre aşinasınızdır. Harita gerçek dünyada var olan bir bölgenin temsilinden ibarettir. Mesela telefonunuzdaki harita uygulaması, dünya üzerindeki gerçek bir yerin dijital bir haritasını verir. Beyinde de bu dijital haritaya benzer bir vücut haritası bulunur. Ve bu haritaya somatoduysal homunkulüs adı verilir. Somatoduysal homunkulüs, vücudunuzun beyninizdeki haritasıdır. Bunu biraz açayım. Çünkü ilk bakışta karmaşık bir kavram gibi gözükebilir. Buraya bir beyin resmi çizdim. Şimdi bu pembe noktaya odaklanalım. Bu pembe bölgeye korteks deniyor. Ve turuncuya boyadığım bu kısım beynin özelleşmiş bir parçası. Tüm vücudunuzdan duyusal girdiler alacak şekilde özelleşmiş. Yani vücudunuzun herhangi bir bölümünde, mesela acı veya sıcaklık hissettiğinizde bu bilgi omurilik vasıtasıyla beyne ulaştırılıyor ve sonunda korteksin bu kısmına geliyor. Ve korteksin bu kısmına duyu korteksi adı veriliyor. Şu tahtayı biraz temizleyeyim. Beyni tam ortadan böyle kesip duyu korteksinin bu yönlü kesitini inceleyecek olursak, çizdiğim bu büyük turuncu yapıyı görürüz. Bu yapı yine duyu korteksi. Bir tek ortadan kestik ve bu taraftan bakıyoruz. Az önce bahsettiğim somatoduysal homunkulüs işte bu duyusal kortekste bulunuyor. Ve somatoduysal homunkulüs vücudun beyindeki haritası. Bu şu anlama geliyor. Mesela elinizden beyninize iletilen bilgiler duyu korteksinin özel kısımlarına ulaşıyor. Yani parmağınızdan gelen bilgi buraya iletiliyor. Diğer parmaklarınızdan gelen bilgiler buraya. Avucunuzdan gelen bilgi de buraya ulaşıyor. Bileğinizden gelen bilgi ise duyu korteksinin bu bölgesine iletiliyor. Benzer şekilde ayağınızdan gelen bilgiler de sinapslar aracılığıyla buraya, duyu korteksinin bu kısmına iletiliyor. Ayak parmaklarınızdan gelen bilgi de buraya ulaştırılıyor. Sanırım mantığı anladınız. Özetle vücudun herhangi bir kısmından gelen bilgi beyne girip duyu korteksinde vücudun o kısmına ayrılmış bölgeye ulaşıyor. Mesela yüzünüzden gelen bilgi buraya varıyor. Burası yüze ait. Dudaklardan gelen bilgi buraya ulaşıyor. Gözlerden gelen bilgi ise buraya iletiliyor. Yani duyu korteksine vücudun çeşitli bölgelerinden bilgiler geliyor. Ve her bilgi duyu korteksinin ilgili kısmına ulaşıyor. Şimdi temizliyorum tahtayı. Kafanızda hala netleşmediyse diye farklı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi, diyelim ki tam burada bir beyin tümörü var. Tümör aşağı yukarı şöyle bir şey olsun. Beynin bu bölgesinde. Beynin neresinin tümör, neresinin normal olduğunu anlamak için beyin cerrahları bir elektrotla korteksin farklı kısımlarına dokunur. İçeri girip korteksin bu kısmına dokunurlar mesela. Sonra bu kısmına dokunurlar. Ve bu elektrotlar dokundukları hücrelerin uyarılmasına neden olur. Bazı durumlarda ameliyat sırasında hastanın bilincinin açık olması gerekebiliyor. Ve cerrah korteksin bu kısmına dokunduğunda hasta, sanki biri bileğime dokundu diyebiliyor. Cerrah korteksin bu kısmına dokunduğunda ise hasta biri alnına veya gözüne dokunmuş gibi hissedebiliyor. Yani cerrah elektrodu duyu korteksi üzerinde bir yere dokundurursa hasta vücudunun ilgili kısmına dokunulmuş gibi hissediyor. Cerrahlar korteksin duyuya ilişkin bir parçasını almadıklarından emin olmak için yapıyorlar bunu. Çünkü eğer korteksin mesela bu parçasını alacak olurlarsa hasta bileğini veya ön kolunu bir daha hissetmeyecektir.
O yüzden alacakları kısmın duyularla ilgili olmadığından emin olmaya çalışırlar. Aksi takdirde hasta duyu kaybı yaşayacaktır. Benzer şekilde eğer cerrah korteksin bu kısmını alırsa hastanın dudaklarında duyu kaybı gerçekleşebilir. Çünkü dudaklardan alınan bilgi korteksin bu kısmına ulaşır. Şimdi her şeyin üstünden son bir kez daha geçmek için tahtayı yine temizliyorum. Somato duysal homunkulüs vücudun beyindeki haritasıdır. Vücudun farklı kısımlarından gelen bilgiler buradaki ilgili yerlere ulaşır. Mesela elden gelen bilgilerin tamamı korteksin bu bölgesine iletilir. Yüzden gelen bilgiler bu bölgeye, ayaktan gelen bilgilerse bu bölgeye varır. Böylece duyusal kortekste tüm vücudun topolojik bir haritası çıkartılmış olur. Ve vücudun korteksteki bu topolojik temsiline somatoduysal homunkulüs adı verilir.